Thank you Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 299. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konumuz Doktor Gabor Fodor. Kendisi doktor denmesini pek istemiyorum şu an. Biz <laughs> bu unvanı <laughs> her zaman söylüyoruz. kendisi List Enstitüsü'nün, e, List Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nin direktörü. 8 yıldır bu görevi yapıyor. Ve bu yakınlarda görevde sona eriyormuş. Bu bir anlamda bir veda ee, yayını gibi olacak hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, umarım güzel bir yayın olur. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan bir e, teşekkür etmek istiyorum ve ben ilk soruyu sorması için sözü uzana veriyorum. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ya şeyi soracağım ben ilk başta Macaristan'daki e, Osmanlı çalışmaları, Osmanlı tarih yazımı üzerine yapılan çalışmalar çünkü köklü bir gelenek var. Macaristan'da benim şimdi e, aklıma gelen ilk bir, birkaç isim var. Fekete var mesela. E, Gabor Agoston var. Hatta Gabor Hoca e, Emrah'ın ondan sonra kahraman şakulunda eee George Tand'dan hocası, evet. doktor hocası. Yani hem de e, Türkiye'den de öğrenci yetiştiriyorlar. Bu e, Macaristan'daki yani bu Osmanlı çalışmaları tarihi, ne zaman başladı böyle bir hmm. Bilgilendirirseniz çok iyi olur. Tabii tabii. Yani malum Macaristan'ı Osmanlı İmparatorluğu 1526'da Muhaç Meydan Savaşı'nın ardından e, fethediyor, işgal ediyor. Tabii bu Türkiye'de pek kulaklara hoş gelemeyebilir ama <laughs> Macar bakış açısıyla işgal diyoruz. Çünkü zaten ülke 2 üç parçaya ayrılıyor. Bir kısmı Habsburglara veriliyor, bir kısmı Osmanlı idaresinde kalıyor. Bir kısmı Erdel bölgesi, bugünkü Transilvanya ve yarı bağımsız bir e, statüsüne erişiyor. Ve ondan sonra işte 17. yüzyılda Osmanlı'nın geri çekilişi sonra işte Rus İmparatorluğu'nun yükselişi ve aslında 19. yüzyılda hem Avusturyalilere karşı başlatılan bir Macar özgürlük savaşı var 1848-49 ki Rusya'nın yardımıyla bastırılıyor ve Macar mülteciler Osmanlı Sultanın tarafından kabul ediliyor. İltica ediyorlar Osmanlı'ya. Burada çeşitli görevlerde bulunuyor. Bir kısmı asker oluyor. Bir kısmı sivil olarak hayatlarında devam ediyor. Ve bu çok büyük bir etki yaratıyor Macar kamuoyunun üzerinde. Ve bundan sonra hem böyle Türk dostluğu aslında başlıyor Macaristan'da. Ve tabii ki bu belli bir süreç Ondan sonra biraz daha ciddi bir hale yani araştırma anlamında, bilimsellik anlamında daha ciddi bir hale gelmeye başlıyor. O da meşhur seyyar ve doğu bilimcisi Armenius Vanberi sayesinde oluyor ki ilk Osmanlı'ya geliyor burada Türkçe, yani Osmanlıca, Arapça, Farsça vereniyor. Sonra Orta Asya gezisi malum çok meşhur yani. oluyor yani Rus işgalinden önceki ortasya halini gören son seyyahlardan bir tanesi bir de hayatta hayatta çıkabiliyor ki evet. o zaman pek kolay değildi. Hikayesi çok meşhur, saklı bir derviş kıyafetiyle Orta Asya Gedisini yapıyor. Sonra İran ve Osmanlı istikametlerinden Budapest'e dönüyor ve ondan sonra İngilizler tarafından böyle bir, bir selebrite, bir, bir meşhur bir bilim adamı olarak karşılanıyor ve birçok dünyanın birçok yerinde özellikle Ruslara karşı konuşmalar yapıyor. Kendisi bu dönemden sonra 1870 yılında aslında Budapest'te bir Peşte Üniversitesi'nde Budapest'te 1873'te kuruluyor. Üç, e, şehrin üç e, merkezini birleştirerek. 1870'te Peşte Üniversitesi'nde ilk Türkoloji kürsüsünü e, açıyor ve bu gelenek aslında e, bugüne kadar devam ediyor. Yani neredeyse 150 hatta daha fazla 150'den fazla yıldır o bölüm hayatta. Ben de o bölümde mezunum şu an Elte Ötöş Laurent Üniversitesi olarak geçiyor bu üniversitenin ismi. İçerisinde küçük olsa da da önemli bir tarihe sahip olan Türkoloji, Türk Filoloji kürsüsü bulunuyor ki hem Osmanlı filoloji, ya yani Türk filolojisi üzerinde uzmanlar yetiştiriyor hem Osmanlı tarihçisi gençleri yetiştiriyor. Aslında yani başlangıç hikayesi böyle ve ondan sonra tabii 150 sene boyunca sizin bahsettiğiniz Fekete gibi ya da Gülhani Mehmet gibi ya da işte son dönemlerden Göç Hazai gibi meşhur Türkologlar bu yuvadan çıkmış oluyor. Evet. Zaman zaman bu şeyi hatırlıyorum. İlber Ortaylı böyle hani çok bahseder. Macaristan'daki işte Türkoloji çalışmaları ne kadar mühim olduğunu vesaire. Yani bu köklü geleneğin bir şeyi var ama mesela Türkiye tarafında bunun karşılığı var mı? Onu biraz konuşmak lazım. Göreloji mevzusu üzerine de sen devam et istiyorsan. Hocam pek kimler var yani böyle bir, 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 bir iki isim verdiniz ama mesela şey ilginç. Yani Fekete'nin kitabı Siyakat üzerine. Siyakatta Osmanlı yani Osmanlı ee, arşivinin en e, ne diyelim en meşakkatli en zorlu <gülüyor> 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 evet en zorlu şeydir yazısıdır ee, yani Fekete aslında hem Osmanlı tarihçisi yani Türkoloji mezunu hem de arşivci bu yüzden Atatürk döneminde 1930'lu yıllarda Türkiye davet ediliyor ve aslında Osmanlı arşivinin yeniden düzenlemesi için ee, bir uzman olarak burada e, görev yapıyor. Bir sene sonra e, memleketine dönüyor. Ama o kurduğu sistem halen e, kullanılan bir, bir sistem. Ee, Osmanlı e, arşivinde. Bu bağlamda da çok, yani Türkiye açısından da önemli bir bilim adamı. Ee, ama e, yani dediğim gibi bu kürsü, Türkoloji kürsüsü her zaman böyle çift başlı bir kürsü. Hı. Hem filolojisi üzerinde çalışıyor. Türk filolojisi üzerinde çalışanlar var. Hem Osmanlı tarihi üzerinde var. E, filoloji neden önemli? E, bizim açımızda Macar bakış evet. açısıyla söylüyorum. Çünkü yani Macarların kökenlerini ve Macar dilin kökenleri her zaman merak konusu. Daha 19. yüzyılın ortalarından itibaren ilk olarak tabi işte Türk dili olarak ya da Doğu bir, bir dil olarak e, konumlandırılıyor. Ama ondan sonra işte Van Berry, bahsettiğim Van Berry ve diğer Budent e, gibi bir e, bilim adamların arasında aslında bilimsel bir, bir kavga başlıyor. Ki e, aslında Macar Komoyunluğu tarafından yakından takip ediliyor. Bu 1880'li, 90'lı yıllar. Acaba Macar dili Türk dili mi yoksa Fin Ugor dili mi? E, konu, yani mevzu bu. E, ve aslında bilimsel anlamda e, bu kavgayı ya da işte sohbeti, Vanver'i kaybediyor. Yani Türk dili olmadığını o da kabul ediyor. Ama Türk dilinin üzerinde, yani Macar dili üzerinde Türk dilinin çok büyük bir etkisi olduğunu herkes kabul ediyor. Hı hı. Bunun tabii üç katmanı var. Biri işte Orta Asya dönemi ki Macarlar da Orta Asya'dan gelmiş. Orası kesin. İkinci dönemi ise 11. 12. 13. yüzyıl yani Macaristan artık bir Macar krallığı olarak Orta Avrupa'nın önemli bir güç haline geliyor. Ama sürekli göç alıyor. Orta Asya'dan gelen kumanları mesela e, yerleştiriyor sinir bölgelerinde. Hı hı. Onlardan da aldığımız ödünç kelimelerimiz var. Ve tabii o Osmanlı dönemi, malum 150 sene boyunca Osmanlı idaresi altında kalan Macarlar da birçok sözcüğü Osmanlı'dan Türklerden ödünç alıyor. mesela şal, şapka, papuç, balta, bıçak, öküz gibi böyle çok meşhur sözcükler var. Bunların toplam sayısı 250-300 civarında. Yani bu bağlamda bu filoloji kürsüsü bu, bu yüzden de önemli. Yani Macar dilinin evet. işte kaynaklarını, kökenlerini, Türk etkisini araştırmak üzere. Diğer yandan da bahsettiğim gibi Osmanlı tarihi tarihi o da çoğunlukla Osmanlı idaresi de içerisinde yani Osmanlı Macaristan'ı dönemini kapsıyor. Bu bağlamda işte siyah hmm. defterler vesaire üzerinde e, yüzyıllardır çalışanlar hep oluyor. Yani e, Türkiye'de genelde biliniyor ve benim babam da bunlardan bir tanesi Palfodor. O da Osmanlı tarihi hmm. e, uzmanı. Kendisi de artık 70'li yıllardan itibaren sürekli Türkiye'ye gelip git, gidip e, buradaki Osmanlı araştırma, e, arşivinde araştırmalar sürdürülüyor. E, yani hem Macar tarihi hem Osmanlı tarihi hem hem filolojisi anlamında e, bu e, köklü geleneğe sahip olan bu kürsünün e, bir önemi vardır. Hocam böyle, yani şey ilginç aslında Macaristan çok böyle Osmanlı sınır şey olduğu için sınır nedir? Sınır boyunda olduğu için oradaki ilişkiler yani, yani siz de tarihçi olarak e, şeyi nasıl etkiliyor top Osmanlı daha doğrusu şöyle diyorum Macar toplumunda nasıl bir şey var şu anda yankısı var şeyi var e, hani işgal işgal mevzusu haricinde evet yani biraz e, ilginç bir mevzu çünkü dediğim gibi 19. yüzyılda büyük bir, bir bir Türk Macar yakınlaşması yani Osmanlı Macar yakınlaşması söz konusu işte aslında şu anki Siyaseti de biraz belirleyen bir konu. İşte Macarların e, akrabaları yok orta Avrupa'da, ne Batı Avrupa'da, ne orta Avrupa'da. Yani evet. Başka bir dil konuşuyoruz. Başka bir, e, e bir yerden göre de gelmişiz. Macarlar. Türk'tür aslında. Evet, yani <gülüyor> şey <gülüyor> vardır yani. Hani, benim benim bu sekiz yıl <laughs> görevimin bir tane bir, bir, bir şey hedefi buydu. bu bir, bunu biraz derinleştirmek ya da kırmak çünkü hep işte Macar dediğimde A, Atilla Hunlar Macarlar aynı Türkler bilirler ama bu konu bundan biraz daha <laughs> çetrefilli e, şey, yani? Çetrefilli. E, yani Macaristan'ın e, aslında şöyle bir dezavantajı vardı dediğiniz gibi Osmanlı döneminde idaresinde. Hep sinirde kalıyor. Bu yüzden sürekli savaş e, söz konusu ve halen bu mesela bu, bunun üzerinde araştırmalar devam ediyor. İşte Macaristan o günkü nüfusunun yüzde kaçı kayboldu ya da Muhaç Meydan Savaşı'nda kaç bin şehit verdik vesaire vesaire. Evet. Ve bunlar çok büyük sayılar. Yani o günkü bilmem 7-8 milyonluk bir ülkenin yüzde 30-40'ü kayboluyor. Evet. Yani bölgeler boş kalıyor. O yüzden de Osmanlı idaresinden sonra mesela Almanya'dan, Almanya'nın bazı bölgelerinden çok yoğun bir, bir, göç alıyor Macaristan. Oraya yerleştirilen tüccarlar, bilmem neler, çiftçiler vardı. O yüzden de ondan sonraki dönemde de tabii mesela benim büyük annem de aslında Alman kökenli. E, oysa ve maalesef Almanca bilmiyorum. O da Komaniz dönemi'nin bir etkisi çünkü Komünizm döneminde Almanca konuşmak diye de O yüzden işte büyükler benim dedelerim artık Almanca konuşmaya kestiler çünkü korkudan dolayı. Yani bu biraz Macar nüfusun yapısı üzerinde de etki bırakıyor bu Osmanlı dönemi elbette. Ama dediğim gibi 19. yüzyılda bunlar hepsi kısmen unutuluyor ve bu. Yalnızlık hissi işte, Macaristan Orta Avrupa'da yine bir imparatorluk, yani bu macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olarak işte gayet büyük bir ülke ama komşuda hep Slavlar var, ya da Cermenler var, işte Fransızlar, İspanyallar. Dini herkesin. şeyler de var tabii değil mi hocam? Yani Macaristan tam bu Osmanlı döneminden dolayı çünkü tam bu pro, e, Protestan. Protestanlık başlangıç dönemine dengeliyor o yüzden aslında Macaristan'ın Osmanlı idaresinde altına kalan bölgelerinde protestanlar e, aslında hayatta kalabiliyor. E, bu yüzden Macaristan halen böyle yarı yarıya yarısı Katolik yarısı protestan. ve evet. Öyle bir tabir de var. Yani Katolikler genellikle biraz daha pro Habsburg yani Habsburg yanlısı, e, protestanlar bu bahsettiğim mevzu dolayısıyla biraz pro Türk yani evet. <laughs> biraz daha Türk yanlısı oluyor. Mesela şeyi hatırlıyorum. Nazım Hikmet'in dedesi. Macaristan'dan işte ya. geliyor ve e, işte Haluk Oral'ın o Nazım Hikmet'in yolculuğu kitabında yani ya. şey hani bir Osmanlı'dan daha fazla Osmanlı bulunduğu bütün cepheler yani nerede savaş var o orada ve yani bayağı böyle 7-8 kere yaralanıyor vesaire gaziliği falan filan var. Ee, tabii yani şey oluyor yani Türkleşiyor zaman içinde vesaire ama mesela onun o kökenleri Macaristan kökenleri falan üzerine e, Haluk Hoca çok güzel şeyler e, hazırlamıştı yani tarihsel olarak bir e, şey var orada yani, Polonya gibi aslında biraz sanki evet. yani. Polonya'da hani Polonya'dan Türkiye'ye Osmanlı'ya gelen çok fazla işte Polonya Adam Mickiewicz var şu var mı var. Evet evet. Ee, evet. Şey. Bunlar tabi Katolik olup Ruslardan kaçarak veya Ruslara evet. yenilerek gelenler var. Hatta işte Demirbaş kadar gidiyor yani. Ya işte şey, İsveç'e kadar. Mevzusu aslında yani ilginç bu kültürel olarak bölmesi yani bir mesela aynı durum şimdi Yugoslavya dediğimiz şeyde yerde de var. İşte eee Rus Ruslar Rus yakın olanlar Rusya ya yakın olanlar işte so, Sırbaşı, Usta, Sırbistan, işte Katolikler Hırvatistan bir, bir de Boşnaklar var. Aslında aynı dili konuşuyor hepsi. Üç üçü de aynı dili konuşuyor. Evet. E, ama işte şey <laughs> olarak nedir oradaki politik bölünmeden dolayı e, farklı oradaki ne ilk büyük iktidar şeylerine e, nedir e, uy, uydu şeklinde gidiyor. Ama tabi orada Macaristan'da imparatorluk da var yani Macaristan. In. Evet bir de benim tam yani benim araştırdığım konu yani tarihçi olarak 19. 20. yüzyıl Türk-Macar ilişkileri. Tam bu dönem 1850'li yıllardan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Bunun bir doruk noktası yani bu yakınlaşmanın hem de Turancılığın başlamasıyla <laughs> ee, yine bahsettiğimiz Armenius beri bu turanciliğin öncüsü yani O Asya'ya gidip işte orada da Türkler yaşıyor diyen ilk kişi aslında yani ilk kişilerden ikinci ee, Abdülhamid'e de o anlatmaya çalışıyor. Yani sizin orada akrabalarınız var, ortak kökenleriniz var vesaire. Ee, ve bu Macaristan'da da büyük yankı buluyor. Ee, yani Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın ve Macaristan'ın, Avusturya Macaristan'ın aynı cephede savaşması da e, biraz bu e, şeylere de bağlı. Bu gelişmelere de, de bağlı ve büyük planlar da var Macarlar tarafından. Mesela e, yani belki biraz kötü bir e, tabir olabilir ama pandemi sağ olsun ben o dönemde bir kitabımı bitirebildim, o da Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'da kurulan Macar Bilim Enstitüsü'nün hikayesi. Hmm. Ki pek bilinmiyordu, Macaristan'da da bilinmiyordu, Türkiye'de de pek bilinmiyordu. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda açık ve aktif tek yabancı bilim enstitüsü aslında bu Macar Bilim Enstitüsü. Ve bu vasıtasıyla Macaristan'da kendi kültür e, alanını genişletmeye çalışıyor, Türkiye ya da Osmanlı üzerinde. E tabii bunun arkasında sadece işte bilimsellik yok. Tabii ticari, siyasi vesaire amaçlar da var. Yani Bosna'nın ilhakinin ardından işte Macarlar biraz daha doğuya yönelik bir politika izlemeye başlıyor. Ve Macistan Macaristan tarımsal bir ülke. Tarımsal olarak güçlü bir ülke o dönem. Mesela İngiltere'nin işte Buday ihtiyacının Yüzde bilmem ne yetmişini Macaristan ya da yer Macaristan karşılıyor. Ama diğer yandan da biraz daha ileriye gitmek üzere, e, yani tarımsallıktan biraz daha ekonomiyi çeşitlendirmek üzere çalışılıyor ve bu bağlamda Doğu e, piyasasına Macarlar girmeye çalışıyor ve. Bu bağlamda yani oraya girebilmek için tabii biraz kültür, biraz siyaset her zaman iyi geliyor. Evet. O yüzden bu bu Türkoloji araştırmaları da bu si devlet siyasetini de desteklemekte. Evet. Buradan devamlı hocam aslında yani bu konuyu biraz daha açabiliriz. Türkoloji çalışmaları yani mesela Macaristan'da e, bugün siz güncel olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi siz döneceksiniz bu diye Macaristan'a ne yapacaksınız? Yani nedir güncel olarak e, Türkolojiye olan ilgi? Yani buradan da belki Türkiye'deki Macar çalışmaları evet. ile ilgili de ne ne söylersiniz? Biraz onlara da girebiliriz. Tabii, tabii. Ee, burada yayından önce de biraz değindiğimiz gibi aslında sosyal bilimler Batı dünyada biraz biraz zor diyebiliriz. Bu Macaristan için de geçerli maalesef. Yani mesela bizim Türk Lojiyans, e, Türk Filolojisi bölümü her zaman küçük bir bölümdü. Onu da eklemek Hı -hı. lazım. Yani burada hiçbir zaman onlarca e, öğrenci yetişmiyordu sene, sene, seneden seneye. Mesela benim babamın e, sınıfı iki kişiden oluşmaktaydı. <laughs> e, benim döneminden mesela biz 15 kişiydik ki çok fazla oluyordu o dönem. Ama yine de yani bu siyasi Türkiye-Macaristan arasındaki siyasi yakınlaşmadan bir şekilde yararlanamadı üniversiteler ya da diğer ülkelerden de bahsedebiliriz. yani Macaristan ve Türkmenistan ya da Macaristan ve Çin Hı -hı. arasında ya da Macaristan ve Batı Avrupa Arası, Almanya arasındaki ilişkilerden de bir şekilde Almanca bölümü ya da işte Çince bölümü vesaire bunlar pek faydalanamıyor. O yüzden ben de geri dönüp kısmen araştırmalarıma devam edeceğim bir ee, tarih enstitüsünde ee, kısmen de e, elimden geldiğince e, oradaki bölüme de yardımcı olmaya çalışacağım çünkü dediğimiz gibi konuştuğumuz gibi çok köklü bir gelenek evet. ve ve az olsa da çocuk yetiştirmeden zaten bir sonraki evet. nesil olmayacak yani şimdi sadece Maca Kütü merkezi müdürü olarak çalışmıyorsunuz Türk Kovaşı mezunu olarak ama yani şirketler de çok istekli çünkü Macaristan'da yatırım yapan onca Türk şirketi de var. Orada en azından temelleriyle yani Türk kültürünün dilinin temelleriyle e, iç içe olan çocuklar da aranıyor. Hem de devlet düzeyinde işte Dışişleri Bakanlığı'nda diğer bakanlıklarında Türkiye'yi çok güzel. Yunus Emre Enstitüsü de galiba orada bir. Yunus Emre işte. Enstitüsü açıldı. Bizim Macar Kültür Merkezi ile beraber açıldı aslında. 2013 senesinde ikili bir anlaşma imzalandı. Türkiye ve Macaristan hükümetleri arasında ve bunun bir neticesi olarak nihayet kültür merkezleri açıldı. Çünkü bahsettiğim gibi işte Birinci Dünya Savaşı'nda aslında Macaristan'ın yurtdışında açtığı ilk resmi Enstitüsü Osmanlı İmparatorluğu'nda açıldı. Bu da evet, yani evet. ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir birimge. Ee, ama ondan sonra 100 sene boyunca sürekli bir yani yeniden açmak üzere çeşitli denemeler oldu ama hiç başaramamışlar ve nihayetinde 2013 senesinde Macar Kültür Merkezi kapılarını açabildi İstanbul'da. Araştırma enstitüsü olmasa da, çünkü biz aslında Macar Kültür Diplomasisi'nin içerisinde e, kısmen İçişleri Bakanlığı, kısmen Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak e, faaliyet göstermekteyiz. Ama en azından bir Macaristan'ın bir kültürel varlığı e, var İstanbul'da ve karşılıklı olarak Türkiye'nin de bir Yunus Emre Enstitüsü var e, Budapest'te de. Evet. Bu e, biraz da sizin e, list Macar Kültür Merkezi'nin e, çalışmalarına değinelim. Şimdi sizin yakınlarda bir serginiz oldu. E, yakında da bitiyor aslında. Çok uzun, <laughs> uzun da bir sergi olmadı ama serginin hikayesi çok ilginç. Biraz onu anlatır mısınız hocam? Evet. E, yani ben geldiğimden beri, buraya atandığımdan beri e, benim bir felsefem şöyleydi. Yani tabi genel anlamda da sergiler yapıyoruz ya da konserler yapıyoruz ya da söyleşiler, kitap tanıtımları vesaire. Yani bir kültür enstitüsü ne yaparsa yapalım en geniş olabildiğince en geniş hmm. spektrumda. Ama biraz daha Türk-Macar ilişkilerinden kesitler seçip böyle ikili ilişkilerine dikkat çekerek programlar yaparsak İstanbul ahalisinin ya da işte Türkiye genelinde de insanların ilgisini daha fazla çeker diye e, yola çıktık ve e, bu ay içerisinde açtığımız bu sergi de bu bağlamda benim için çok özel e, bir yere sahip. Aslında 5 senelik bir araştırmanın neticesi olarak ortaya çıktı. Bu da bir saray macar saray piyanisti, Geza Hegey adında, Listin öğrencisiydi ve 1888'de e, ilk konserini Alman Totoni evinde vermiş İstanbul'da. Ondan sonra 25 sene boyunca <laughs> İstanbul'un e, batılı müzik salonlarının e, bir yönde gelen piyanisti haline gelmiştir ve ikinci e, Abdülhamid bin saray piyanisti e, oluyor kendisi. Aynı zamanda da ikinci Abdülhamid'in ve hanedan üyelerinin piyano öğretmeni ya da e, Enver Paşa'nın eşinin e, piyano öğretmeni oluyor. Aynı zamanda işte Muzikai Humayun'da, Darül Elhan'da, e, İstanbul Konservatuarı'nda da e, uh, hocalık yapıyor. E, uh, müzik bölümünün kurucularından Cemal Reşit ortak fotoğrafları var o bölümde çalışırken. Ve eşi e e -si, Katalino Zigomalaki kendisi e, uh, varlıklı Rum e, uh, ailesinin üyesiydi. O da bu geleneği devam ettiriyor ve o da hocalık yapıyor. Uh, Ve bunun üzerinde işte Geza Hedeyi'nin hayat hikayesi üzerinde hem de Alman Totonyevi'nin hikayesi üzerinde bir de bu list. Franz Liszt'in evet. 1847 ziyaretinin ardından bir akti bu, bu list ekolünün hikayesiyle ilgili bir güzel bir sergi yapma şansımız oldu. bu yani kapılarını yeniden açan e, Totonyevi'nde. Burada da Orient İnstitut ve Sabahattin Zaim Üniversitesi ile beraber bir ortak ortaklığımız söz konusuydu. Evet, güzel bir sergi ama biz kaçırdık. <laughs> çünkü neyse, kataloğunu, kataloğunu çıkartacağız. Katalo 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 evet, evet kataloğu bir de inşallah Macaristan'da en da, şey. da yapma şansımız olur. Çünkü Macaristan aslında bu hikaye Türkiye'de de unutulmuş. Yani Geza Hedya'yı'nın hmm. kim olduğunu. Ben mesela ilk kez duydum onu. Tabi yani müzik tarihçiler de as aslında böyle ufak tefek bilgilere sahipti. Ee, i̇lk e, benim beraber bu kitap yazdığım e, Profesör Doktor Evlen Kutlay e, Osmanlı'nın Batı Müzisyenleri adlı kitabında e, bir bölüm e, Geza Hege'yi ayırdı. E, ondan sonra işte ben de biraz araştırmaya e, başladığımda kendisinin Geza Hege'yi, Piyanist Geza Hege'nin büyük torununa ulaştım. Ee, ve sağ olsun benimle bütün aile arşivini paylaşmıştı ve o günden bu yana işte bu aile arşivi üzerindeki çalışmalarımız devam etti. Yani arşivi de siz buldunuz. Yani ben buldum <laughs> aslında kişi doğru kişiyi buldum. Evet, evet sağ olsun. Yani. O Arşivde neler var? Aile, Aile arşivinde e, yazışmalar falan yazışmalar, yazışmalar Şöyle, yazışmalar var Yazışmalar var. Ee, hanedan üyelerinden mesela Abdülmecid Efendi'nin de e, hocası oluyor Geza hmm. Onun mesela tebrik e, mesajı var e, evlendiği e, zaman. Ondan sonra şu an sergilediğimiz yani e, sergide yer alan meşhur bir tablo var. Abdülmecid Efendi'nin e, yaptığı bir list sulu bu tablosu. O da Hegeye He, hediye ediyor evet. ve Hegeye'nin büyük torunu muhafaza ediyor bu evet. e, önemli esir. Aslında ilk kez bu aylar önce e, bir Abdülmecid, bir, bir Abdülmecid sergisi e, yapıldı e, Sabancı Müzesi'nde. Evet. İlk kez or, orada evet. sergilendi. Biz de e, bu ikinci kez sergilenme şansı bulduk. Ya da yine gütarının bir duvarında bir bir, bir bir kare kalem çizimi dikkatimi çekti. O da hece ile ilgili, yani hediyenin çizimi. Bir baktım, altında bir imza var. Çözemedim, barın da çözemedi. Biraz Macaristan'daki arkadaşlarla bir istişare edip. Sonra onu da çıkardık. Yani Seike Yandor adında bir meşhur bir Macar e, ressam çizmişti hmm. 1918'de çünkü şey e, tarih belliydi. O da e, aslında e, ordu ressamı olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin cephesine gidiyor ve yoldayken işte İstanbul'da ilk duraklama e, zamanında bu Geyza portresini çıkartmış. Evet. Yani buna benzer çok nadir eserler vardı bu arşivde. Tabii fotoğraflar, aile fotoğrafları, yazışmalar, bir sürü e, kartvizit yani. Biz kitaba da öyle bir sosyokültürel çevresi e, adında bir, bir başlık yaptık. Çünkü aldığı kartvizitlerden fizitlerden az çok işte kimlerle, tabii daha çok ülkenin yani İstanbul'un batıdan e, gelen ya da işte büyük e, güçlerden gelen Diplomatlarıyla, Levanten çevreleriyle e, ilişkiliydi. <laughs> Ama dediğim gibi aynı zamanda hanedan üyelerinin de, e, de hocasını üstlüyor. E, evet. Şey, şey, Abdülmecit Efendi'nin meşhur bir resmi vardır. Sarayda Beethoven diye. Evet, Ko Kocaman, devasa bir şey. Evet işte birisi, iki üç tane kadın yani bayağı işte batılı bir ortam hani öyle kaç göç <laughs> e, resmi değil yani ondan sonra ve çok güzel bir şeydir. ya yani Abdülmecit Efendi'nin bu batı müziğine olan hayranlığı demek <laughs> e, gizaya gelen, gelen bir şey bir yanında varmış yani en azından. Evet, önemli bir katkısı olmuş diye düşünüyorum. Hem de list. List'in İstanbul ziyaretinin 50 sene sonraki yankıları evet. görmek de, de mümkün burada. Ee, aslında yani Evren Hanım'la şöyle bir icdalı mı yaptık? O da çok Osmanlı dönemi yani burada İstanbul'da geçirdiği dönemi e, kitapta yazmıştı. Benim vazifem de biraz daha çünkü Macaristan'da doğdu Geyza Hedey. Şu an Sırbistan sinirleri içerisinde bulunan o günlerde bir Dünya Savaşı öncesi Macaristan sınırları içerisinde bulunan o Beçe, şu an Beçey olarak geçiyor. Macaristan sınırına yakın bir köyde doğdu. Oraya da ulaştım, oradaki kayıtları da bulduk. Ondan sonra Budapest'e taşındılar, orada maden suyu şişeliyor babası, bir de bir otel işletiyor. Ve, ve pek yani kendi tabiriyle çalgıcı olmayı pek beğenmiyor. <laughs> çalgıcı. <Çok> ee, <güzel. gülüyor> ee, oğlunun ya daha düzgün bir şey bulsun istedi. Avukat olsun ya da mühendis <laughs> olsun istedi. O da um, yeni açılan konservatuara, Budapest'te devlet konservatuarı ki şu anki ismi Liszt konservatuarı. Ve orada da öğretmenlerinin Den, yani asıl, öğretmeni Gobbi Henrik diye bir Macar piyanist ama Gobbi de Liszt'in öğrencisi ve Liszt de en iyi öğrencileriyle çalışıyor. Ve kendi yani Liszt'in tuttuğu bir, bir notta GH diye bir kısaltma geçiyor ki Geza Hece'den başka olamaz. Yani onunla da çalıştı. Hmm. Kesin. Ve tabii de o dönem işte listin öğrencisi olmak bir çok önemli bir şey. O yüzden Geza Hece'yi de Osmanlı'ya geldikten sonra hep listin öğrencisiyim diyor. <laughs> Oysa bu yani resmi olarak değildi ama beraber çalıştıklar. <laughs> <laughs> Çalışmışlardı. Peki hocam nasıl geliyor buraya? Yani şey mi Osmanlı <laughs> saraydan mı böyle bir talep var yoksa şans eseri geliyor? Yok, onu da evet, onu da bu araştırma. Çünkü böyle şehir efsaneleri vardı onun o hikayeyle ilgili. Bun, bu, bunun buna bir ailenin ve etkisi var. Çünkü onları da biraz güzelleştirmeye çalışmış evet. büyüklerinin hikayesini. Yani şehir efsanesi böyleydi. İşte Gezahedeyi Osmanlı, yani ikinci Abdülhamid'in davetiye üzeri Geliyor konser veriyor hemen Sultan'ın önünde. Sonra burada bir kize aşık oluyor ve burada İstanbul'da kalıyor. Ee, bizim araştırmalarımızın da önemli bir katkısı bu şehir efsanesinin çürütmesiydi. Ee, hikaye bu kadar şey değil. <laughs> ee, öyle küçük bir köyde aslında piyano öğretmeni olarak çalışıyor. Oroş diye Macaristan'da. Oraya Osmanlı'da 1848 Macar ayaklamalarının ardından Osmanlıya silmiş bir Macar asker ki ondan sonra Osmanlı e, ordusunda da görev yapmış, Görklapka. Kendisi ondan sonra Londra'da da işleri oluyor. Ee, Osmanlıya da sık sık geliyor. Burada şemende döfer çalışmalarında yer almaya hmm. ya da e, e, ticaretinde yer almaya çalışıyor, telefon merkezlerini satmaya çalışıyor. Yani böyle e, ticaret yapmaya çalışan bir eski asker. Ve o bu Geza çalıştığı Oroş Hazır şehrine, kasabasına e, siyasi bir konuşma yapmaya gidiyor. Bir partinin temsilcisi olarak, hmm. bir partinin temsilcisi olarak. Ve orada beraber yemek yiyorlar ve gazete haberlerinden çıkarttığımız e, üzere orada bir davet veriyor. Sen güzel çalıyorsun, sen bir İstanbul'da bir konser ver bir ara. Ve onun davetiyesi üzerine 1888 16 Ocak tarihinde Alman Totoni ilk konserini veriyor Avusturya Macaristan Büyükelçisi'nin huzurunda. Ama bir buçuk ancak bir buçuk iki sene sonra ikinci Abdülhamid önünde ilk konserini verebilmiştir ve ondan sonra kariyeri, kariyeri yükselmeye başlamış. Ve 1926'da vefat ettiğinde 11 tane toplam 11 tane

Cebrail tarafından ne kadar takdir edildiğini görüyoruz. E, evet. Hocam bayağı kalmışız o zaman. 26'da vefat etmesine evet. göre. 30-35 38 sene burada. Bayağı Türk olmuş. Evet. Yani bu da ilginç bir, bir mevzu. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından e, malum e, Avusturya, Macaristan ya da Alman e, vatandaşlarının İstanbul'u terk etmesi lazım. Evet. O ancak Rum eşi dolayısıyla kalabiliyor. Ki mesela Ödön Seçeni Paşa, o meşhur itfaiye, hmm. e, itfaiyeci e, de Rum eşin dolayısıyla kalabilmişti. Geza de o, yüzden kalmış. Hatta İstanbul işgali sırasında da konser vermeye devam etmiş. E, ve Ama ondan sonra da İstanbul konservatuarında görev alıyor. Hatta e, bizim bu proje içerisinde Herhalde 100 senenin ardından ilk kez Geza Hege'nin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı bir marş var. Ve onu Macaristan'dan gelen bir piyanistimiz çalmıştı 10 Haziran'da. Bu da güzel bir vesile olmuş. Ve güzel bir marş, yani farklı bir marş. Bunu da yani Mustafa Kemal Atatürk'e de ne kadar saygı duyduğunu görebiliyoruz bu, 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 evet. bu verilerden de. Evet. Sergi herhalde... Sergi bu, bu, evet, bu, hafta bitiyor. Ama, <laughs> ama tabii bizim programı yayınladığımız için bir hafta sonra <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen, yayınlandığı <laughs> gün bitmiş olacak. Evet bitmiş olacak. Bunu, bunun kitabı da yani metinler aslında kitapta yer alıyor. Bunu Orient Institute'un web sayfasından herkes indirebilir ücretsiz. İkincisi de kataloğunu da büyük bir ihtimalle yani sergi tablolarını da, orijinal eserlerini de içeren bir sergi kataloğunu da çıkartmış olacağız. Bu bir ihtimalle o da ücretsiz indirilebilecektir. Böylece ilgili olanlar ya da ilgi duyanlar bir şekilde evet. bunu da görmüş olacak. Sizin e, lisenin üstünde ben, e, tabii biz İstiklal Caddesi'ndeki şeyi, binayı e, <gülüyor> yakında <gülüyor> takip edebiliyorduk. Şimdi yer değişince biraz uzak kaldık. Ee, Şandor Hadi ve Sevinç Hadi sergisine gelmiştim ben. Ya mesela Şandor Hadi'nin İstanbul'da Macar kökenli bir aile ama yani Türk modern Türk mimarisinin en önemli evet şeylerinden bir tanesi köşe taşlarından bir tanesi İstanbul, şey İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesi, kütüphanesi. kütüphanesi eski kütüphanesi eski şimdi Boğaziçi, sıra sıra gelmiş. İşte ne bileyim Nişantaşı'ndaki Milli Reasürans e, evet. binası vesaire. birçok şey kalmış. Şimdi hani bunları konuşuyoruz. Bir de işte tersinden bakalım hocam. Deminki soruya ben dönüm. Türkiye'deki Macar çalışmaları ne durumda? Hı -hı. hani Macaristan'daki Türkiye çalışmalarını işte şey yapıyorsunuz. Belki bu taraftan da gözlemleriniz vardır. Onları da biraz... Evet yani bizim açımızdan Macaristan açısından çok önemli bir bir bölüm var. Ee, o da Ankara Üniversitesi'ndeki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi içerisinde bulunan Hungaroloji Hı -hı. ana bilim dalı. Ee, bunun hikayesi de çok ilginç ve manidar. Ee, 1935-36'da yani Ankara Üniversitesi kurulurken Mustafa Kemal Atatürk'ün özel isteğiyle o tarih coğrafya e, fakültesi e, içerisinde kurulan tek yabancı enstitüsü Macar enstitüsü oluyor. Vay, bu da, bir e, bu da yani Türk-Macar ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir e, bir veri o günden bu yana sağ olsun bu bu bölüm faaliyet gösteriyor. Şimdi ana bilim dali olarak hı hı. eskilerde bir enstitüs, idi. Ama her zaman Macaristan'dan gönderilen okutmanlar, hocalar vardı. Şu anda iki tane hocamız orada görev yapmakta. ve biz de yani Macar Türkiye'de bulunan Macar e, diş temsilcileri yani Büyükelçilik Başkonsolosluk ya da e, listen sitesi de hem öğretmenlere hem öğrencilere e, her vesileyle yardımcı olmaya çalışıyor. Yani Macaristan'daki burslarla ilgili e, öğrencileri bilgilendirmek ya da karşılıklı programlar yapmak ya da işte Macar programlara o Hungaroloji bölümü öğrencilerini davet etmek ya da en son mesela şimdi bir bir, bir Petőfi Şandor Petőfi meşhur Macar hı hı. milli şah Hayrımızın bir kitabını çıkartacağız. Mesela o şiirlerinin tercümesine de onları kattık ve evet. onların tercüme ettikleri yani çocukların hocalarla beraber tercüme ettikleri şiirler de bu kitapta yer alacak. Yani bu bağlamda kültürel alışveriş ve ikili e, ilişkiler açısından da e, Macaristan'daki Türkoloji bölümü kadar önemli bir, e, bir bölüm. Evet. Siz şimdi Macar şair deyince benim aklıma şey geldi 70'li yıllarda Attila Jozref şiirlerini evet. biz hani ya yani 80'lerde hani onlara ulaştık tabii <laughs> ama dergiler 70'lerde şey çok toplumcu şiirler yani o şey e, yani stili öyle. Ondan sonra bayağı da etkilenmiştim. Çok güzel şiirleri vardı. Bilmiyorum Macaristan'da nasıl biliniyor vesaire ama. Çok çok yani o, en, Jozef, o mi? Çok... en meşhur şairlerimizden bir tanesi. Evet. Şandor ee, Petefi'yi de biliyorum. Şandor Petefi'nin aslında büyük bir, bir yıldönümü var. İki doğumunun ikinci, iki yüzüncü yıldönümü yıl kutlanıyor. Evet. Önümüzdeki sene bu sene içerisinde Macaristan genelinde bir de yurt dışında da. O yüzden bizim de bu bağlamda projelerimiz oldu ve bir tanesi de bu geniş çaplı bir e, bir kitap çalışması. Evet. Çünkü Macar doğrudan Macarca'dan çeviren e, eserler aslında azdır. Hem Özellikle edebiyat anlamında çünkü çoğu kez böyle e, meşhur Macar yazarlar Fransızca'da ya da İngilizce'den çevriliyor. Ya da Rusça'dan. Ya da Rusça'dan. Evet. E, o da biraz çünkü farklı. Çünkü ben şeyi o... hatırlıyorum. Atilla Jozraf'ı çevirileri galiba... Atatürk Behramoğlu hı, çevirmişti. Rusya'dan Çünkü olsun. dergiyi de o çıkartıyordu. Nihat Behramoğlu'na beraber. Sanki Rusya'dan çevrilmiş gibi ama çok yüzde yüz emin değilim yani. Tabi o, o, o dönem işte komünizm dönemi vesaire. Yani belki evet. Ruslar işe yapmışlardır onu. Sonra da işte öyle bir üçüncü çeviri gibi. Evet yani, yani o, bu bağlamda da bu, bu Ankara'da açılan bu Macar Enstitüsü ya da İngilizce bölümü önemli bir işlere girişmiş 30'lu 40'lı yıllarda. ki Doğrudan Macarca'dan Türkçe'ye böyle klasik romanlarını klasik eserlerini çevirmeye başlamış ve o günkü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kitaplar tek tek yayınlanmıştır. Sonra tabi komünist döneminde bu bağlantılar kopmuş. Hocalar Hı -hı. gelememiş. Hatta bir ara bölüm de kapanmış sonra tekrar açılmış ve ondan sonra 70'lerin sonu 80'lerin başından itibaren öyle içme, işler tekrar yürümeye, yürümeye başlamıştır. Ee, ama yani hem Türkoloji hem Hungaroloji bölümünün de böyle bir vazifesi de olması lazım ki sonraki nesil e, tercümanlarının da evet. yetişmesi lazım. Çünkü doğrudan bir, yer, bir dilden bir başka bir dile çevirmek e, bambaşka bir şey değil. Yani siz bir eseri Macaracadan Fransız, Fransızca'ya çeviriyorsunuz. Ondan Fransızca'dan Türkçe'ye. O yani orijinalliğinden su, ne kadar koruyabiliyor bil, <laughs> evet. tartışılır. Evet. <laughs> Suyun suyu gibi oluyor ondan sonra. <laughs> evet. Yavaş yavaş toparlayalım. O zaman sizin sormak istediğiniz yok şey gayet, var mı? Gayet güzeldi. Evet hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra yavaş yavaş kapatalım son olarak davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eee evet. dediğiniz... bu veda veda yayını gibi oldu Evet bir dediğiniz gibi ama işte, gelirsiniz gene. <laughs> tabii ben buraya atanmadan önce de gelip gidiyordum. Bundan sonra evet. da öyle olacak ama bu 8 yıl içerisinde eee iyi şeyler yaptık özellikle çocuklarınız falan burada doğmuş galiba İki tane mi? kızım burada evet. doğmuş İstanbul'dan yani <laughs> siz, <yaptık>. artık <gülüyor> Türk <gülüyor> yaptık bir <laughs> <Evet>. yere gidemezsiniz <laughs> hayatımızın bir parçası ve size de dediğimiz gibi üçüncü çocuğumsa kötü Enstitüsü oldu çünkü evet. ilk bu yani yeni yani açılan yani ilk müdürü olarak atandım o yüzden buradan da bütün Türk ortaklarımıza, partnerlerimize bir kez daha teşekkür etmek isterim çünkü onlar olmadan kadar güzel şeyler yapamazdık. İnşallah bu yani kurum burada kalacak. Biz geçeceğiz ama kurumlar evet. inşallah kalıcıdır. Ee, öyle devam etmesini e, dilerim. Yani bu, çok... bu arada şey söylemek lazım yani bu kültür merkezi falan e, bu dostluğun şeyin e, nedir? Devamlılığı açısından da çok önemli. E, yani i̇lk Türkiye'de İstanbul'da açılmış. Bundan sonra umarım şeye nedir de, hizmete devam ederler Kültür hizmette de öyle olması lazım evet. ben de öyle umuyorum. Evet. <laughs> <laughs> Bizde elimizden gelen desteği yaparız hocam çok Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Güzel bir e, yayın oldu bugün e, LIS Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Direktörü e, Doktor Gabor Fodor'la birlikteydik e, kendisiyle e, Türk Macar ilişkileri ve Türkoloji çalışmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 299. yayınımız burada sona eriyor. Artık 300'de görüşmek üzere diyelim. Bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan patron destekçilerimize ve babil.com'a bitirmeden bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.